Değerli meclis üyelerimiz, siyasi partilerimizin değerli başkanları, değerli muhtarlarımız, oda başkanlarımız, değerli hemşehrilerimiz, basınımızın değerli mensupları, 2014 yılı Mayıs ayı ikinci birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. Süvarlar, Yusuf Köroğlu, Mustafa Zorlu ve Selim Kayeşi izini sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kalemlerle. Bir önceki meclis tutanaklarını okumuş kabulüyle oylarınızı asılıyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Teşekkür ediyorum. Evet, gündemimizin birinci maddesine geçiyoruz. Gündemimizin birinci maddesi. Belediyemiz ve Ait Sanat Gerçek ve Spor Kulübü arasında protokol yapılması ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, plan bütçe komisyonu raporu okumasına. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli konuklar, basınımızın değerli temsilcileri. Belediyemiz ile Ait Sanat Gençlik ve Spor Kulübü arasında protokol yapılması ile ilgili plan bütçe komisyonu raporumuzun görüşmesi konusundaki komisyon görüşmesi şöyledir. Silivri Belediye Meclisi'nin 5.14 tarihli toplantısında plan bütçe komisyonuna havale edilen talep doğrultusunda 5.393 sayılı belediye kanunun 75C maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan ve aşağıda belirtilen protokolün kabulüyle imzalanması konusunda belediye başkanına yetkilenmesi oy birliğiyle uygun görülmüştür. Evet, gündemimizin birinci maddesi plan bütçe komisyonu görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin ikinci maddesi. Belediyemiz 2013 yılı kesin hesabı ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi. Belediye Meclisi gider kesin hesabı raporunu sizlerle paylaşıyorum. 2013 yılı harcaması olan 111.820.909.89 kuruşun ekonomik ayrımı şöyledir. Cari harcamalar 89.216.912.70 kuruş. Yatırım harcamaları 21.861.663.4 kuruş. Transfer harcamaları 742.334.15 kuruş. 2013 yılı harcaması olan 111.820.909.89 kuruşun ekonomik sınıflara göre gider türleri şu şekilde ayrılmıştır. Personel giderleri 21.958.088.27 kuruş. Sosyal güvenlik kurumlarına ayrılan pay 3.429.398.44 kuruş. Mal ve hizmet alımları 59.174.776.24 kuruş. Faiz giderleri 3.132.658.95 kuruş. Cari transferler 1.521.990.80 kuruş. Sermaye giderleri 21.861.663.4 kuruş. Sermaye yatırımı 740.334.15 kuruş. Gelir kesim hesap raporu ile ilgili 2013 yılı gelir bütçesi şöyle özetlenebilir. 2013 yılı tahakkuku 94.455.342.41 kuruş. 2012 yılı devri 20.467.226.85 kuruş. 2013 yılı tahakkuku 114.922.569.26 kuruş. 2013 yılı tahakkuktan temsil 639.634.26 kuruş. 2013 yılı net tahakkuku 114.282.965 lira. 2013 yılı tahsilatı 91.423.661.01 kuruş. İlgili kurum ve kişilere iade olunan rakam 394.452.20 kuruş. 2013 yılı net tahsilatı 91.29.208.81 kuruş. 2014 yılına devreden tahakkuk 23.253.756.19 kuruş. Bu konudaki plan bütçe komisyon raporumuz şu şekildedir. Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2013 yılı mali yılı gelir ve gider kesin hesap raporları incelenerek komisyonumuz tarafından oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Evet, gündemimizin ikinci maddesine ait plan bütçe komisyonu Sayın Başkanım, ile ilgili. Oylamayı geçmeden önce grup adına söz almak istiyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli hazırım. Şimdi Silivri Belediyesi'nin 2013 kesin bütçesi ile ilgili AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. Şimdi bu rapordaki
sonuçta rakamlara çok boğmadan genel itibariyle özetleyecek olursak Silivri Belediyesi'nin 2013 yılında tahakkuku 94 trilyon. Ve bunu tahsil edilen miktarı 91 trilyon. Yani neredeyse Silivri Belediyesi 2013 yılında alacağının neredeyse %100'üne yakınını almış. Buna karşılık Silivri Belediyesi'nin 2013 yılındaki tahsisatı yani gideri 133 trilyon. Yani 94 trilyon gelire karşılık 133 trilyon bir gider durumu söz konusu. Şimdi basit bir matematik hesabıyla 133 trilyondan 94 trilyonu çıkardığımız zaman Silivri Belediyesi yıllık 40 trilyonluk bir kayba sebep olmuş oluyor. Yine aynı tabloda bu 40 trilyonluk zararın ne şekilde ortaya çıktığına da bakacak olursak arkadaşlar, bunların büyük bir kısmını özel kaynak harcamaları, kültürel ve sosyal etkinlikler ve yine 4 trilyona yakın borç faiziyle birlikte oluştuğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Silivri Belediyesi'nin bir yıllık özel kalem harcaması arkadaşlar 40 trilyon. Bu rakam özür dilerim 70 trilyona yakın. Bu rakam şu açıdan çok önemli. Bu 70 trilyon aynı zamanda Silivri Belediyesi'nin Silivri'ye bir yılda yapmış olduğu yatırım bütçesine de eşit. Yani Silivri Belediyesi yıllık 70 trilyon özel kalem harcaması yapıyor. Yine aynı şekilde yıllık 20 trilyonda yatırım harcaması yapmış oluyor. Biz burada şunu ifade etmek istiyoruz. AK Parti grubu adına güzel ilçemizde, Silivri'mizde yatırım bütçesine, özel kalem bütçesine denk olduğu bir ortamda Silivri'ye çok yatırım yapılmadığını bir tablo özet bir şekilde ortaya koymuş oluyor değerli arkadaşlar. Burada yatırım bütçesinin özel kalem bütçesine denk olduğu bir ilçenin pankartlarda yazıldığı gibi güzel bir ilçe olmadığını ifade etmek istiyoruz ve AK Parti grubu adına retro veriyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi geçen iki meclis öncesine dönerek çok benzettiğim için onu da söylemem lazım. Aynı benzer hata var. Faaliyet raporunu getirmiştim birinci mecliste. Siz demiştiniz ki faaliyet raporunu biz inceleyelim, faaliyet raporuna bakalım, ondan sonra bakarız demiştim. İdealisiz bir şeydi. Tesadüfe bakın ki bir hafta sonra Büyükşehir Meclisi'nde İstanbul Faaliyet Raporu'nu Kadir Bey getirdi. Birinci mecliste onayladı. Demek ki bizimki de doğruymuş. Şimdi burada doğru, siz ona evet verdiniz. Buradakine hayır. Şimdi ilginç bir oylam oldu. Benzer şeyi de burada yapıyoruz. Bir kere bütçeler, rakamları doğru okumak lazım. Bütçeler tahmini bütçeler. Şimdi bu yılda 156, ben de rakamlara boğulacağım çünkü özel kaleme de geçmek istiyorum. Bu rakamlar tahmini bütçeler. Tahmini bütçede siz 200 trilyonda hedefleyebilirsiniz. Gelirlerinizi ve yatırımlarınızı ona göre planlarsınız. Ben bugüne kadar geldiğimiz bütçede gerçekleşme oranları 2010-2011 yılında 96-98 oranlarını tutturmuşuz. Yani ne kadar harcayacaksak, ne kadar toplayacaksak o kadar yatırım yapmaya düşün. Şimdi ben de rakamlara boğmak istemiyorum. 20 trilyonluk özel kalem bütçesi yok. Bir kere o bütçe defteri yanlış bakmışsınız çünkü özel kalem bütçesini ilk defa belki de bir belediye başkanı kendi özel kalem olup da bütçesini faiz giderlerini İler Bankası'na ödediğimiz bazı faiz giderlerini de merak edenler olmuş, onları da kendilerine vermek isterim. 2 milyon 410 bin lira bizim özel kalem bütçesi. Ve bunda okullara spor malzemeleri, bando takım alınması, camilerin yardımları hepsi var işte. 2 milyon 410 bin lira. Yani benim kendi burada özel kalemde kullanmam, ihalesiz alabileceğim bütün yetkimi özel kaleme aktarmış. İlk defa böyle başka da örnek vereyim, başka bir belediyede böyle yaptığını hatırlamıyorum. Sadece 1 milyon 200 bin lira da bizim halkla ilişkilerin
MC araması var bir yılda. Bütün tamam. Bu da konaklaması dahil. Yani şunu söylemek istiyorum. Bütçeler tahakkuk tahsilat 93 milyon lira hedeflemişiz toplamayı. Tahakkuk etmişiz. 91 bin lira hedeflemişiz. Harcamamız da 136 bizim bütçemiz. Bütçe gerçekleştirme oranına baksaydınız o rakamın öyle olmadığını görecektiniz. Bütçeyi yazdığınız bütçeyi gerçekleştirme oranında şöyle bir durumda olabilir. 150 bu sene de sanıyorum 150 civarında bir bütçeye geleceğiz. Bu 150 milyonluk bütçeyi 130'unu gerçekleştirebilirsiniz, 140'ını gerçekleştirebilirsiniz veya imtina edersiniz. Bir gelire gelir gelmesini beklerseniz onu harcarsınız. Gelmezse beklemezsiniz. Harcamazsınız.